Sayın Cumhurbaşkanım ve sayın bu çekimimi dinleyen kardeşlerim, bakın burası Etibank Caddesi. Etibank Caddesi Örnektepe'de şu sol taraftan giden Etibank Caddesi'nde yokuş çok yoğun ve parklanmadan dolayı çok sıkıntı yaşanıyor. Şu Cengiz Topel yazan, şunu görüyorsunuz, Cengiz Topel yazan caddede yalnızca buraya bir tabela konmasını istedim. Yani kağıthane tünel tabelası koysalar vatandaşlar buradan gidecekler ve bomboş yoldan kağıthane istikametine ve tünel girişine girecekler Sütlüce'deki. Fakat bunu bir türlü, ya bakın aylardır söyledim, yaptıramadım, beceremiyoruz ve öbür yolda bütün insanları tıkıyorlar. Okulun olduğu yer, iki tane büyük orada kasis var ve parklanmadan dolayı bu boş yolu kullanmıyorlar. Acaba belki bir seneden fazladır defalarca söylememe rağmen neden yapılmıyor? Çok merak ediyorum. Ne zarar edebilir acaba bu ulaşım dairedeki arkadaşlar, belediyedeki arkadaşlar? Bakın yolun boşluğunu hepiniz görüyorsunuz. Ve bu en son ineceği noktayı da şimdi size göstereceğim. Yani bunu defalarca yazdım. Defalarca en üst kademeye kadar söyledim. Öbür insanları öbür yokuşta çıkmaza sokmak çok mu mantıklı? Bakın, evet, tünelin girişine şu anda tünel sağımızda kalıyor. Yolumuz bomboş. Evet. Burada alt üstü bir tabela koyacaklar. Kağıthane. İşte Ali Beyköy tünel tabelası koydukları an vatandaşımız bu şekilde gelecek ve buradan Silahtar Ağa dediğimiz nokta, Sütlüce dediğimiz nokta. Evet. Bak, geldik ve tünel giriş. Ve Ayaz Ağa yönü. Tünel girişi burası. Ayaz Ağa yönünde soldan devam ediyoruz. Ben Ayaz Ağa'ya devam ediyorum. Kağıthane'ye devam ediyorum. Yani çok yazık bu ülkenin bu değerlerinin kaybedilmesi, kaybedilen zaman ve yakıt. İki tabela yapılamıyor. Şaşırtılacak durum. Hepinize kolay gelsin. Sayın Cumhurbaşkanım, desteklerinizi bekliyoruz.